Merhabalar. Bu videomuzda da Atatürk Dönemi Dış Politika, yani 1923 Lozan'la başlayıp 1938 tarihler arasındaki süreci konuşacağız. Atatürk Döneminin Dış Politikasının temel hedefine, kırmızı çizgimiz ne? Bağımsızlığı korumak arkadaşlar. Devamında Lozan dengesini korumak. Lozan'da kazanımlarımız var onları koruyacağız. Pürüzlü kalan ve aleyhte olan konular vardı. Onları da lehimize çevirmeye çalışacağız. İngiliz ve Sovyet dostluğu arasında denge kurma çabası var. Barışı koruma çabamız var. Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Milletler girmek gibi. Yurtta sul, cihanda sul ilkesini uygulamak gerekiyor. Hukuka bağlılık ilkesini uygulamamız gerekiyor modernleşme yani batılılaşma ve demokratizme çalışmalarına aynen devam ettirmek. Çünkü çok partili hayatı geçişte bile bu yabancıların tek partili yönetimi eleştirmesini hatırlamanız lazım. Peki dış siyasetin unsurlarını bu bağımsızlığı vesaireyi yaparken biz ne yapacağız? Milli gücümüze dayanmak arkadaşlar. En temel olan bu. Kendi milli gücüne dayanmayan bir devletin bağımsızlığı zedelenir. Bir problemde başka bir devletten yardım isteme olayına yapan devletin bağımsızlığı zedelenir. Milli sınırlarımız içinde kalmak. Yani yayılmacılık, emperyalizm asla yok. Amaçlarımızın hayal ürünü olmaması. Yani realite olması lazım. Gerçekçilik. Hatırlar mısınız Enver Paşa? Evet iyi niyetli de Turancılık gibi bir ütopik Hedef peşinde koşturdu. Bu da başka felaketlere yol açmış idi. Milletler arası eşit ilişkilerde eşitlik ve bilim ve teknolojinin rehberliğinde bir siyaset izlemek siyasetimizin temel unsurları oldu. Evet ilk uğraşacağımız mesele Patrikhane sorunu. Arkadaşlar Lazanda zaten çözüldüydü bu ama ülkemizde hukuki ve dini yetenek kaldıydı siyasi evrensel yetkileri kaldırıldıydı. Olay şöyle olmuş. Arabaoğlu, Konstantin'in patrik seçilmesi meselesi. Şimdi biz bu. Arabaoğlu, Konstantin'i yeni patrik seçmelerine hayır diyoruz. Sebebi de şu. Bu adam Bursa doğumlu. E Bursa doğumlu olduysa ne olacak? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Lozan'a göre, Lozan'a göre sadece İstanbul ve adalardaki Rumlar kalacak. Bursa'dakiler falan gönderilecek. E Bursa'da doğup büyüyen bir adam TC vatandaşı olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir adamı da ben bana bağlı Patrikhane'ye Patrik seçtirmem diyoruz biz. Olay bu. Yani bak bağımsızlığı koruma zihniyeti bu. Türkiye bu şahsın Patrik seçilmesini kabul etmeyince Yunanistan meseleyi Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Milletler Cemiyeti Türkiye'yi haksız buldu. Peki Türkiye dinledi mi bu kararı? Hayır. Aldı Arabalı Konstantin'i sınır dışı ettik. Ve sonunda İstanbul doğumlu bir başka birisini patrik seçmek zorunda kaldılar. Bak hukukuma uyacaksın diyorum. Hukukumuza uyacaksınız mesajı vermiş miyim? Vermişim. Benim ülkemdeki patrikhaneye patrik seçilecek adam TC vatandaşı olacak. Olayını üstüne basa basa vurgulamışız. İkinci sıkıntı olay yabancı okullar. Lozan'da biz bunu çözdüydük hatırlarsanız. Yabancı okullar Türk kanunlarına bağlandıydı. Sonra sonra tevhidi tedrisat kanunuyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. 1926 Maarif Teşkilatı hakkında kanunla hatırlarsanız okullarda ayin yapmak, okulda dini sembol bulundurmak yasaktır dedik. Bu kurala uymayanlar, uymayanlar kapatılır dedik. Hatta o günlerde de Bursa'daki bir Amerikan kolejinde iki kız çocuğumuzun Hristiyan yapıldığı, vaftiz edildiği haberi de bu okulları kapatmamızı hızlandırdı. Kapattım, kapattım hemen kardeşim. Kapatıyorum dedik. Kapatınca, kapatınca Fransa ve Papalık ki Papalık'ın diğer adı Vatikan'dır bu konuyu görüşmek istediler. Türkiye'nin cevabı. Kardeşim niye niye görüşeyim ki? Bu okullar benim okulum. Bana bağlı. Görüşmeyi bile kabul etmedik arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki bu bir iç mesele kabul edilmiş. Dış mesele olmasını engellemişim. Hangi ülkeden taviz vermemişim? Bağımsızlıktan, milliyetçilikten taviz vermemişim. Arkadaşlar zaten kırmızıyla vurgulamışım. Bağımsızlıktan taviz verilmemiş. Bu yabancı okullar meselesi ABD ile de aramızı birazcık limonileştirmiş. Ama görüşme talep edenler kimdir diye sorulur ise Fransa ve Papalık yani Vatikan diyeceğiz. Kimlerle aramız gerildi diye sorarsa Fransa Papalık'ın yanında ABD'yi de ekleyebilirsiniz. Türk-Irak sınırı yani Musul sorunu. Lozan Anlaşması'nda nasıl karar verildiydi. Musul meselesi Irak sınırı Türk ve İngiliz hükümetlerince daha sonra ikili görüşmelerle 9 ay içinde çözülsün denmiş idi. Çünkü Irak İngiliz manda ve himayesinde olan bir bölge. Bunun için 1924'te bir Haliç konferansı yapıldı. Alifeti Okyar Haliç konferansında Musul'la ilgili bizi temsil etti. Biz diyoruz ki arkadaş bak burası Türk memleketi. Gerekirse referandum yapalım diyoruz. İngiliz diyor ki yok diyor bölgenin diyor. Oy kullanma alışkanlığı yok. Sağlıklı bir sonuç verilmez diyor. Üstelik diyor Musul'dan Musul'dan TBM milletvekili bile seçilmedi ki diyor. Biz de olur mu kardeşim diyoruz. Bölge Türk bölgesi. Siz orayı işgal etmeyi niyetli olduğunuz için olmadı diyor. Böyle bir tartışma var. Hiçbir netice alınamadan Haliç Konferansı dağıldı. Bu arada hemen İngilizler Hakkari'de 24 tarihinde bir Nasturi isyanı çıkarttı. Nasturiler Hristiyan bir aşiret. Hakkari varimiz ve bir erimizi şehit ediyorlar. Bu isyana, bu isyanı Cafer Tayyar Paşa'mız bastırıyor. Hatta Nasturiler sınır dışı ediliyor. Türkiye Musul meselesini Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Ancak biliyorsunuz Milletler Cemiyeti daha o günlerde üye değiliz. Bir de Milletler Cemiyeti'nin en etkili üyesi kim? İngiltere. Petrol öyle kıymetli bir maden ki tabii ki İngilizler kendi çıkarları doğrusunda karar çıkartacak. Ve Brüksel hatta Brüksel raporu denilen bir raporla Musul'un Irak'ın içinde kalması. Dolayısıyla İngiltere'de kalması yönünde bir Brüksel hattı çizdirecek. Türkiye dedi ki ben bunu kabul etmem. Hemen ordumuzu teyyakkuza hazırladık. Yani Musul'u almak için askeri harekata. Tam bu esnada işte maalesef maalesef yine Güneydoğu bölgemizde İngiliz kışkırtmasıyla Şeyh Said isyanı çıktı. Ordumuz bu Şeyh Said isyanını bastırmakla meşgul iken İngilizler Musul bölgesinde tamamen hakimiyet kurmayı başardı. Ve maalesef maalesef Musul bölgesi elimizden bu isyandan dolayı çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, Musul deyince Kerkük ve Erbil bölgesi de aklınıza gelsin. Yani hocam Musul diyorsunuz da Kerkük var mı? Erbil var mı diye sormanıza gerek yok. Musul, Kerkük, Erbil bir bütündür. Musul dememiz yeterlidir. Musul'u kaybedince otomatikman Kerkük, Erbil'de e kaybetmiş oluyoruz. Hangi anlaşma imzalandı arkadaşlar? 5 Haziran 26'da Ankara Anlaşması imzalandı. Arkadaşlar, 3 maddesini bileceksiniz. 1. Hakkari Türkiye'de kaldı. Yani Hakkari sınırı bizim lehimizde. Ama asıl kıymetli yer Musul Kerkük İngiltere'de dolayısıyla Irak'ta kaldı. Aleyhimize bir çözüm yani sadece Musul petrollerinden Irak'ın payına düşen kısmının %10'u 25 yıllık süreyle Türkiye'ye verilecek kararı verilmiş. Bu kadar. 3 madde var. Ha aradan bir müddet geçtikten sonra biz bu %10'luk hakkımızı 500 bin sterlin karşılığında devretmek zorunda kaldık. Çünkü Cumhuriyet yatırımlar yapmak zorunda ve nakit para ihtiyacımız var idi. Maalesef bu Musul meselesinde sömürgeci İngiltere istediği hedefe ulaştı. Misak-ı Millî'ye tam olarak gerçekleştiremediğimizin göstergesi nedir diye sorarsak buyurun burası Musul. Bir de Batum vardı hatırlarsanız. Batum ve Musul Misak-ı Millî'nin dışında kaldı. Ha sorularda biz tam olarak gerçekleşmedi diyoruz. Ama genel itibariyle misak milliği gerçekleşti diyeceksiniz sorularda. 1926 Ticaret ve Seyri Sefai'nin anlaşması. Musul meselesinden dolayı İngiltere ile aramız gerginleşince hemen Rusya ile ilişkiler gelişti. İşte bunun göstergesi olarak da bu anlaşma yapıldı. Bakın İngiliz Rusya arasında bir denge kuruyoruz dedik ya. İngiltere ile gelince işte Ruslarla da böyle bir anlaşma yapmışız. Brandt-Kellogg Paktı'na girilmesi. Bu pakt aslında 28'de kuruldu. Bu pakt arkadaşlar ABD ve Fransa'nın öncülüğünde. Zaten şu Brandt ve Kellogg biri ABD Dışişleri Bakanı öteki de Fransız Dışişleri Bakanı'nın soy isimleridir. Biz bu örgüte üye olduk mu? Olduk. Dünyada barış anlayışı çerçevesinde. Litinov ya da Litvinov diye de geçer protokolü. Bu da SSCB'nin liderlik yaptığı silahsızlanma protokolü. Buna da imza attık mı? Evet, attık. Nüfus mübadelesi etabli sorunu. Lozan'da arkadaşlar çözüldü müydi? Evet, çözüldüydü. Dendi ki İstanbul ve adalarda kurumlar kalacak. Geri kalan Anadolu'daki Rumlar gönderilecek. Karşılığında da batıra türleri orada kalacak. Diğer Yunanistik türler getirilecekti. Fakat Yunanlar mızıkçılık çıkardı. Ve ve İstanbul'a Rum göçünü göç etti. Mümkün mertebe İstanbul'da Rum bırakmak istiyorlar. Adalarda Rum bırakmak istiyorlar. Neden fazlaca Rum bırakmak istiyorlar Türkiye'de? Çünkü Türkiye'nin içişlerine daha rahat karışabilmek gibi art niyet var. Ayrıca Türkiye'nin ekonomisinde daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar ki biliyorsunuz İstanbul ticaretin merkezi günümüzde de öyle. E Rumlar da orada çoğunlukta olursa Türk ekonomisinde Rumlar hala etkili olacaktır. Bir de gelebilecek göçü ekonomik olarak kaldıracak durumu da yok. Bir anda milyonlarca göç Yunanistan'ı çökertir. Aynı durum bizim için de geçerliydi. Taraflar arkadaşlar gerginleşti. Birbirlerinin mallarına el koyduk. Biz buradaki Rum, onlar oradaki Türlerin, biz buradaki Rumların mallarına el koyduk ama çözüm değil, sonra serbest bırakıldı. Mesele Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Arkadaşlar burada <laughs> nüfus mübadelesi 30'da Ankara Ahali Anlaşması ile çözüldü. Peki, çözüm şu. Çözüm şu arkadaşlar. Dendi ki İstanbul ve adalardaki Rumların 1918 Mondros Ateşkesi öncesinde gelenler yerleşik yani etabli sayıldı. Mondros'tan sonra gelip İstanbul'a yerleştiyse onlar kabul değil. 1918 Mondros'tan daha önce gelip İstanbul'a adaya yerleştiyse tamamından kalsın dedik. Ama geri kalanı gidecek. Batı Trakya Türkler içinde 1913 Atina Anlaşması öncesinde yani doğum yeri Batı Trakya olmasa bile 1913 Balkan Harpleri biliyorsunuz. Daha önce gelip burayı yerleştiyse Türkler de orada etabli sayılacak ki Selanik Gümrücünü İskeç orası. Geri kalan yerlerde Türkleri getireceğiz dedik. Arkadaşlar ve böyle bir yatay hareketlilik gerçekleşti. Şimdi buradan hangi bölgedekiler gitti gitmedi diye soru gelirse biz gönderilmeyecek olanları bilelim. İstanbul ve Adalar'da kurumlar kaldı. Adalardan kasıt ne? Gökçe'de yani İmroz ile Atıyorum. İzmir'dekiler, Trabzon'dakiler, Samsun'dakiler, Mersin'dekiler, Antalya'dakiler, Nide'dekiler gönderildi mi? Gönderildi diyeceğiz. Selanik, Gümüc'üne İskiz'e Türkler kaldı ama Mor'a'daki, Teselya'daki, Rodos'taki, Girit'teki Türkler getirildi diyeceğiz. Bu arada <laughs> mübadeleyle getirilen Türkmenlerimize ne isim veriyoruz? Hukuki anlamda mübadil diyoruz mübadil. Peki, mübadelenin çözülmesinin sonuçları. Anadolu'da Türk nüfusu arttı. Anadolu Türk kültürü pekişti. Anadolu'da geçirdi olsa tabii ki ekonomik bir durgunluk yaşandı ama e tabii binlerce göç bir anda geldi. Türk-Yunan dostluğu başladı. He. Peki sizce bu Türk-Yunan dostluğunun başlaması... Sadece nüfus mübadelesi çözüldü değil mi? Hayır. İtalya Mussolini iktidara geldi. Saldırgan politikalara başladı. Bizim deniz diyor, Nomenastrum diyor, yani Akdeniz'i, Roma'yı yeniden kuracağım diyor. Bu tehlikeden dolayı da açıkçası bu anlaşma imzalanmıştır. Ortak düşman İtalya'ya karşı... Tabi daha Almanlar henüz yok bu anlaşma imzalandığında. Bir müddet sonra da 32'de Hitler iktidarı gelince Yunan Türk dostluğu artmak zorunda kalacak. Sadece mübadele çözüldü diye kanka değiliz artık. Ortak düşmanımız var. İtalyanlar, Mussolini, faşistler. Bu dostluk neticesinde Başbakan Venizelos, İsmet Paşa arasında karşılıklı ziyaretler yapıldı. Venizelos bize geldi. İsmet Paşa iadeyi ziyaret yaptı başbakan sıfatıyla. Venizelos Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Yunanistan Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini destekledi. Ve 34'te Yunanistan'la birlikte Balkan Antantını bile kurduk. Dediğim gibi bu Türk-Yunan yakınlaşmasında öncelikle İtalya'nın bir müddet sonra da Almanya'nın saldırgan politikalarının etkisini unutmayalım. Evet, bayağı can ciğer kusarması olduyduk Yunanlarla. Ama 1954'te kedi köpek gibi yeniden birbirimize gireceğiz. Çünkü Kıbrıs sorun çıktı. İngiltere Kıbrıs adasındaki mandavi imasını nispeten kaldırınca Kıbrıs meselesi çıktı ve Kıbrıs meselesinden dolayı yeniden gerginlik Başladı ve devamında yeni yeni problemler oldu. İşte şu problemler Atatürk dönemi sorunu değil. Yunanistan'la Atatürk döneminde yaşadığımız iki sorun söyleyin. Bir, patrikane seçimi, patrik seçimi. İki, etabli nüfus mübazi. Üçüncü bir şey yok. Şunlar Atatürk'ten sonra yaşadığımız sıkıntılar. Ne onlar? Batı Trakya Türk azınlık sorunu. Kıbrıs sorunu. Adaların silahlandırılması. Bakın Lozan'a göre Atatürk döneminde adalar silahsızdı. Ama 1954 sonrası silahlandırıldı. 6-7 Eylül 55 olaylara ki bu olay şudur arkadaşlar. Selanik'teki Atatürk'ün evine bomba atıldığı yalan haberi üzerine İstanbul halkı galeyana geliyor ve İstanbul halkı İstanbul'da yaşayan Rumlara saldırılar düzenliyor. Kıta sağlığı sorunu. Yani deniz üzerindeki hak bölgemizin 6 milden 12 mile çıkarılması hala problem devam ediyor. Bunun gökyüzüne doğru olan sıkıntısı fırhatta, hava sahası ve en son 1996 yılında yaşadığımız kardak kaynaklı sorunlara. Bunlar Atatürk'ten sonra çıkan problemler. 1932 yılına geldiğimizde arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne gireceğiz. Hatırlarsak bu Milletler Cemiyeti'nin kuruluş fikri Wilson ülkelerinde ABD tarafından ortaya atıldı. Paris Barış Konferansı'nda kuruldu. 1920'de de Cenevre'de faaliyetlerine başlamış. Şimdi biz bunların, biz bunların, biz bunların ne amaçla iş yaptığını görüyoruz. Büyük devletlerin sömürge çıkarlarına alet oluyorlar, araç oluyorlar. Aha Musul meselesi örnek. Kalktı Musul'u İngiltere'ye verdi. Ama biz bunu bile bile üye olacak mıyız? Evet olacağız. Uluslararası ilişkilerde trip atılmaz arkadaşlar. Niye üye olduk? Dünya barışına katkıda bulunmak istiyorduk. Bu birincisi. İki, dünya politikalarında söz sahibi olmanız lazım. Dünya politikalarında ben de varım deneyebilmek için beğenmediğiniz oluşumlara da bazen girmek zorunda kalırsınız. Peki bu cemiyete üye olmamızı kolaylaştıran unsurlar ne? Bir, Musul meselesinin çözülmesi. Evet bu aleyhimize çözüldü. Ama artık İngiltere gibi bir devletle gerginlik son bulduğu için bunun dolaylı bir katkısı oldu diyoruz. İki, Brian Kellogg Paktı'na üye olmuş olmamız bu da katkı sağladı. Ve 30'da Yunanistan'la nüfus mübadelesinin çözülmüş olması da nasıl katkı sağladı? Cemiyete girmemizi tehlif eden İspanya oldu ama bunu destekleyen ülke Yunanistan oldu. E bir de yurtta sulh, cihanda sulh politikamızın katkısı da var. Buradan bana nasıl bir soru gelir biliyor musunuz? 4 tane ya atıyorum Balkan Antantı'nın kurulması derim. Balkan Antantı'nın kurulması milletler cemiyetine girmemize katkı sağlamaz. Niye? Çünkü daha 34'te kurulacak. Oysa biz cemiyete zaten 32'de girmiş vaziyetteydik. <laughs> Ege Adaları. Arkadaşlar bu Ege Adaları meselesi Meis'in etrafındaki 30 adacığın kime ait olduğu meselesidir. Özel bir gerginlik yok ama sonuçta görüşüldü. İtalya ile paylaşıldı bu 30 adacık. 19 o. Bunlarda insan yaşamı yok. Biz e, Biz de 11'i İtalya'da kalacak şekilde çözüldü. Dış borçlar. Evet. Hemen hatırlatma yapalım. Osmanlı ilk dış borcunu Kırım Harbi sırasında Abdülmecit döneminde İngiltere'den aldıydı. Sonra Abdülaziz en büyük borçları aldı. Fransa'dan almıştı o. Abdülhamit döneminde de yeni yeni borçlar alındı. Ama Abdülhamit döneminde biliyorsunuz 1881 Duyunu Umumiye İdaresi Muharrem Kararnamesi ile kurulmuş idi. Lozan'da Lozan'da Osmanlı'nın devlet borçları dendi ki taksitlere bölelim dendi. Taksitlere bölelim. TL ve frank cinsinden ödeyelim dendi. Ve bu borçların payı içinde pay edilmesi için de 5 yıl sonra 1928'de 1928'de bu paylaştırma 14 ülke arasında ya da bölge arasında yapıldı. Ha bu borçlar ayrılırken de kriter neydi? Trablusgarp Savaşı'ydı. Trablusgarp Savaşı ve bizden o savaştan daha sonra ayrılan ve toprak alanlar arasında paye dedi ki 14 ayrı devlet var. Fakat bir yıl sonra 29'da ekonomik kriz patlak verince verince biz Fransa'ya borcumuzu ödeyecek durumda olmadığımızı beyan ettik arkadaşlar. Bu arada da Amerika'da da Hoover moratoriumu ilan edilmişti krizden dolayı. Biz de bu kriz ortamında bu moratoriumdan yararlanalım dedik ve Fransa'ya dedik ki gel arkadaş şu borçları yeniden bir taksitlere bölelim dedik. Oturuldu, konuşuldu ve Osmanlı borçları taksit süresi uzatıldı. Son taksidi de 1954 tarihinde ödeyecek şekilde ayarlama yapıldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti ne zaman ilk dış borç aldı diye sorulur ise biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda asla almadık. Ne zaman aldık? 1930'da Merkez Bankası kurulur iken ABD'den dış borç alımı yapılmış. 34'te Balkan Antantı. Bu arada Balkan Antantı'nın merkezi Yunanistan Atina'dır. Kime karşı kuruyoruz bunu? Almanya ve İtalya'nın saldırgan ırkçı faşist nazist politikalarına karşı kuruyoruz. Türkiye ve Yunanistan öncülüğünde kuruldu arkadaşlar. Bu örgütün kurulmasında tabii ki İtalya ve Almanya'nın saldırganlığının yanı sıra bal, e, nüfus mübadelesinin çözülmüş olmasının da katkısını söylüyoruz. Kimler var? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya var. Peki kim yok? Olması gerektiği halde kim yok? Bulgaristan yok. Peki bu Bulgaristan'ın derdi ne? Bulgaristan'ın derdi şu. Almanya yanlısı revizyonist politika takip ediyor arkadaşlar. Yani niye anlaşması değiştirilsin diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğim Dobruca Romanya'dan benim alınıp bana verilmeli diyor. Buna yayılmacı revizyonist politika deniyor. Ayrıca Yunanistan'dan da Batı Trakya'yı alıp Ege Denizi'ne komşu olmam lazım diyor. Yani Yunanlar da, sal e, Bulgarlar da saldırgan. Revizyonist politika takip ediyor. Bu yüzden Bulgaristan üye olmadı. Arnavulu'nun derdi mi? Onun derdi yok aslında. O İtalyanların baskısı altında zaten mini minnacık bir devletçik. İtalyanın baskısı altında olduğundan dolayı bu antanta onlar da katılamamış arkadaşlar. Hemen şöyle harita üzerinde gösteriyorum bakın. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya. Şu sarı bölge Arnavutluk katılmadı. İtalya baskısı altında. Bulgarlar ise şurada Dobruca istiyor Romanya'dan. Şuradan da Yunanlardan Batı Trakya'yı alıp Ege'ye komşu olmak istediğinden üye olmadı diyoruz. Bu örgüt zaten 1940 yılında 2. Dünya Savaşı sürecinde dağıldı arkadaşlar. Balkanlar Nazilerin işgaline uğradı biliyorsunuz. Akdeniz Park'ta Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumuna karşı bu sefer Türkiye, yönetilen Yugoslavya ekstradan İngiltere var bakın. Ekstradan İngiltere var. Çünkü İngilizlerin Malta'da adası var. Kıbrıs adası onların kontrolü Akdeniz'de çıkarları var. Bundan dolayı İngilizler de var. Peki yine İtalya ve Almanya'nın bu sefer ekstradan Japonların bir saldırı ihtimaline karşı Montre Boğazlar Sözleşmesi yapılacak arkadaşlar. Boğazlar meselesi biliyorsunuz Lozan'da aleyhimize çözüldüydü. Başkanı Türk olan 12 kişilik bir komisyon Vasıf Temel Paşa bizim başkanımız ve Milletler Cemiyeti'ni sorumlu bir bağlı bir komisyondu bu. Bir de Boğazlar'ın sağından ve solundan 12-20 kilometre alan serbest bölge oldu. Yani silah bulunduramıyordum. Peki Türkiye baktık dedi ki arkadaş İtalyanlar Habeşistan'a saldırıyor. Japonlar Milletler Cemiyeti'nden ayrılıp Çin'e ait Mançurya'yı işgal ediyor. Almanya'da Naziler iktidara geldi. Ren bölgesini şurayı burayı işgal ediyor. İkinci Dünya Savaşı çıktı çıkacak. E bunlar Avrupalı devletlerde komisyonda ye. Yarın siz hepiniz boğazları kendi çıkarınız için kullanmayı niyet edersiniz. Bu meseleyi bir daha görüşelim dedi ve Türkiye meseleyi milletler cemiyetine götürdü. Kısacası İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline karşı Türkiye Boğazlar meselesini yeniden milletler cemiyetine götürmeyi başardı. Peki hemen İngiltere tabi ya dedi Türkler doğru söylüyor dedi. Bak bak. Hemen destek veriyor İngilizler. Vardır gene bunların mı çıkarı değil mi? Var tabii ki var. Sebebi şu. İngiltere Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması konusunda Türkiye'ye destek verdi. Çünkü çıkacak olan 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya'nın boğazları tamamen ele geçirmesinden korkuyor. Çünkü Boğazlar Komisyonu içinde Ruslar da var biliyorsunuz. Lozan'a sadece bu meseleden dolayı katıldıydı Ruslar hatırlarsanız. İşte bundan dolayı İngiltere bize destek oluyor. Ve Möntrö Sözleşmesi. Loza, e, bu da arkadaşlar İsviçre'dedir. Möntrö Sözleşmesi'ne göre bir Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Yönetim tamamen Türkiye'ye verildi. Bu harika bir madde. Boğazların uluslararası statüsü bitti Hatırlarsanız ta 1841 Londra Konferansı'nda Uluslararası Statüydü. şimdi o statü bitti. Türkiye'nin stratejik önemi arttı. Kısacası bağımsızlık pekişti. Arkadaşlar, Doğu Akdenizdir Boğazlar. Bu arada onu söyleyeyim. Boğazlar bölgesi Doğu Akdeniz diye kabul edilir. Doğu Akdeniz'deki stratejik önemimiz arttı. Yine Boğazların her iki yakasının silahsızlandırılması yasağı da kaldırıldı. Artık istediğim kadar Boğaz'a silah yiyebilirim. Kısacası Türkiye'nin stratejik önemini artıran bir madde, bağımsızlığı pekiştiren bir madde. Peki, diğer maddelere bakalım. Savaş zamanı ya da savaş ihtimalinde Boğazlar savaş gemilerine kapatabiliyorum. Bakın, savaş veya savaş ihtimalinde Boğazları kapatmak bizim Türkiye'mizin yetkisinde. Ama barış zamanı ise belli bir tonajın altındaki savaş gemileri 21 günlüğüne Karadeniz tarafına geçebiliyor. Bu bir pürüz. Bu bir pürüz. Evet, bağımsızlık için zaten bir pürüzdür diyoruz. Ama ticaret ve yolcu gemileri ister savaşta olur, ister barışta olur. Belli şartlar dahilinde geçişleri serbesttir ki bu dünyadaki tüm boğazlar için geçerli bir uygulamadır arkadaşlar. Ama yine de eskiye nazaran harika bir şey oldu. Sovyet Rusya tabii ki bozuldu. Bu olay sonrası, Montrö sonrası Türk-İngiliz ilişkileri gelişirken Türkiye ile Rusya ilişkileri gerginleşti, böyle olduk diyelim. Böyle olduk. Çünkü Ruslar her zaman sıcak denize inmek ister biliyorsunuz. Arkadaşlar, bu Montrö Montrö 20 yıllık bir anlaşmadır. Her 20 yılda bir yenilenmesi maddesi vardır. Ama 36'dan 2023'e hiçbir devlet her 20 yılda bir görüşülmesi lazımken mevcut durumu yeniden görüşelim demediği için 2023 yılı itibariyle halen 1936'daki statü geçerliliğini koruyor. Bakın hemen bir soru paylaşımı yapayım. Boğazların statüsünün 1936 Möndre Boğaza Sözleşmesi ile Türkiye'nin lehine çözülmesinde yukarıdakilerden hangilerinin katkısı olmuştur? Bir, İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikaları oldu mu oldu? Zaten bu yüzden gündeme getiriyoruz. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş olması, 32'de üye olduk ya, tabii ki bunun da katkısı oldu. Yine Türkiye'nin Balkan Antantı'na, 34'te olduğumuz için Balkanlar'da sözü geçen bir devlet olduğumuz için tabii ki bunun da katkısı olacak ve cevabımız tabii ki hepsi olacak arkadaşlar. Sadabat Paktı. İran'da imzalandı. Tahran'da Hıza Pehlevi'nin sarayında ki sarayın adı Sadabat'mış. O yüzden merkezi Tahran. Gene aynı muhabbet. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına. Dikkat edin arkadaşlar. Mödre'de ekstradan Japonları söyledim. Ama Sadabat'ta, Balkan'da, Akdeniz Paktı'nda sadece İtalya ve Almanya'nın saldırganlığını söylüyoruz. Orta Doğu'nun güvenliği için kuruldu. İtalya biliyorsunuz özellikle Habeşistan'ı işgal etmesi, Sadabat Paktı'nın imzalanmasını daha da hızlandıran bir gelişme oldu. Habeşistan günümüzde Etiyopya'dır. Kimler katıldı? Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında imzalanmış arkadaşlar. Ama maalesef bu pakta yine 2. Dünya Savaşı sebebiyle dağıldı. Hemen şöyle bakıyorum. Türkiye, Irak, Merkezi İran, Tahran ve Afganistan. Peki olması gerektiği halde kim yok? Suriye yok. Niye yok peki Suriye? Suriye niye yok? Bir, Türkiye ile Hatay sorunu var. Yani sınır sorunu bir de Irak'la da şurada küçük bir sınır sorunu yaşıyormuş arkadaşlar. Hem Türkiye hem Irak'la sınır sorunu yaşadığı için Suriye katılmamış. Evet hemen bir soru pekiştirici yapalım. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır? Bir, Balkan Antantı'nın kurulması. Türk-İngiliz'i iyileştirme. Evet, sebebi şu arkadaşlar. Çünkü Balkan Antantı İtalya ve Almanların saldırganlığına karşı kuruldu ya, e bu İtalya ve Almanya İngiliz'in de düşmanı. Dolayısıyla İtalya ve Almanya'ya karşı kurulan her örgüt İngiliz'in de hoşuna gidecektir. Bu da otomatikman Türk-İngiliz ilişkilerini güçlendirir. Aynı durum Akdeniz Paktı ki zaten Akdeniz Paktı'nda Bizzat İngiltere'nin kendisi de var. E Türkiye'de var. Möntre kesinlikle evet. Möntre Boğazlar Sözleşmesi yine İtalya ve Almanya'nın saldırganlığına karşı kuruldu ve hatta deminden dedim İngiltere bize destek oldu. Sadabat Paktı'ndan da kesinlikle evet çünkü Sadabat Paktı da yine İtalya ve Almanya'nın saldırganlığına karşı kuruldu. İngiltere bu durumdan memnun oldu. Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu da tabii ki İngiltere'nin bize yanaşmasına, bizim İngilizlere yanaşmamıza katkı sağladı. Kısacası cevabımız hepsi oldu, hepsi Türk-İngiliz yakınlaşmasını sağlar. Evet, Hatay-Sancak sorunu arkadaşlar. Hatay için Sancak tabirini unutmayalım. Atatürk Kurun gazetesinde Asım Uz mahlasıyla Hatay ile ilgili yazılar yazmıştır arkadaşlar. Atatürk Hatay için ne demiştir? 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. Hatta benim şahsi meselem oldu da demiştir. Peki Hatay sorunu ya da Sancak sorunu daha da diğer adayla Suriye sınırı Lozan'da aleyhimize çözüldü değil mi? Aleyhimizeydi. Hatay dışarıda kaldıydı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinden dolayı bölgedeki mandacı Fransa Suriye üzerindeki mandasını kaldırdı ve Suriye Devleti kuruldu. Bunun üzerine Türkiye, kardeşim Suriye'yi kurduysan Hatay'da bağımsızlığını ver dedi. Ama Suriye hayır dedi. Suriye hayır dedi. Biz diyoruz ki arkadaşım biz Hatay ile ilgili hep kiminle muhatap olduk? Fransa'yla o defolup gittiğine göre Hatay bizim olmalı diyoruz. Bizim tezimiz bu. Hemen arkadaşlar Türkiye Fransa'daki yapılan güçler netice vermiyor. Meseleyi hemen Milletler Cemiyeti'ne götürüyoruz. Milletler Cemiyeti'nde Santler raporu bölgede Türklerin çok olduğunu ve bölgede bir Hatay devletinin kurulması gerektiğine dair Rapor yazıyor. O zaman Sander raporu bizim için iyi mi? İyi. Brüksel o kötü, o musulü verdi değil mi? İngiltere Hatay meselesinde Fransa'ya karşı bak Türkiye'ye destek veriyor. Niye? Çıkacak 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye çok önemli bir ülke olacak. Arkadaşlar hemen Mustafa Kemal de hatta hasta yatağından çıkar gider. Diplomatik girişimleri sonucu 38'de bir halk oylaması yapılar ve bu halk oylamasının sonucunda Hatay Bağımsız Türk Cumhuriyeti kurulmuş olur. Bu devletin ilk ve tek Cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen'dir. Daha sorulmadı. Birazdan resmiyle göstereceğim. Burada şuna dikkat edeceğiz. Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Atatürk dönemi olayı mıdır? Evet. Daha Atatürk vefat etmedi. Cumhuriyetin kurulması Atatürk dönemi olay. Ama ama Hatay'ın bize katıldığıması o Atatürk dönemi olayı değil. Hatay Meclisi arkadaşlar 39'da aldığı bir karar ile Türkiye'ye bir il olarak bağlanma kararı aldı. Böylece günümüz Türkiye Suriye sınırı çizilmiş oldu. Ve Türkiye sınırları son şeklini aldı. İşte bu durum Atatürk dönemi olayı değil. Hatay Devleti'nin kurulması Atatürk dönemi olayı. Ama bize katılıp Suriye'sinin çizilmesi Atatürk'ten sonra İsmet İnönü dönemine denk geliyor. Ve Fransa 20 Temmuz 39 Ankara anlaşmasıyla da Hatay'ın Türkiye'ye ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi soruyla pek streç yapalım. Türkiye yukarıdaki olaylardan hangilerini 2. Dünya Savaşı ihtimalini değerlendirerek kendi lehine çözmeyi başardı. Bir, Musul Irak sınırı maalesef aleyhimize çözüldü. Ama Boğazlar ile Hatay Suriye sınırını İkinci Dünya Savaşı ihtimalini değerlendirip lehimize çevirmeyi başardık. O sebeple cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar bu resim henüz daha soru olarak kullanılmadı. Hatay Cumhuriyetimizin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sönmendir. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek başbakanı Abdurrahman Melek'tir. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek meclis başkanı da Abdülgani Türkmen imiş. Evet bakın bu da Hatay Cumhuriyeti'nin bayrağı. Sadece yıldızın içinin dolu olduğunu fark edersiniz. Peki Atatürk döneminde Milletler Cemiyeti'nde görüşülen meseleler nelerdir? Bir, Patrikhane. Yeni Patriğin seçim meselesi. Milletler Cemiyeti'ne gitti. İki, Musul sorunu Irak sınırına gitti. Ama aleyhimize, Patrikhani de aleyhimize. Bozkutlu davası gitti ama bunu lehimize çevirdik. Mahmut Esat Hoca, değil mi? Mahmut Esat Hoca davayı kazandı. Nüfus mübadelesi de gitti ama bu da aleyhimizedir hatta. Boğazlar gitti, lehimize oldu. Hatay gitti, lehimize oldu. Lehimize çözülen şöyle bir bakıyorum. Bozkutlu Tuz, şu aleyhime, 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 lehime, lehime diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tevfik rüştü arasında bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli hariciye nazır, yani Dışişleri Bakanı. 25'ten 39 arasına kadar Dışişleri Bakanlığı'nı aralıksız yürüttü. Dolayısıyla bu süreçteki ne kadar anlaşma, pakt varsa kimin imzası olur? tabii ki Tevfik Rüştü Aras'ın olur. İşte Balkan hatında kim imzaladı? E tabii ki bu. Sadabat'ta kim var? Tabii ki Tevfik Rüştü Aras. 1926 Ankara Anlaşması'nda kim var? Tabii ki Tevfik Rüştü Aras diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda ilkelerden bahsedeceğim. Mustafa Kemal'in hayatından bahsedeceğim. Ve birazcık da milli mücadelemizle ilgili yazılan eserlerden konuşacağım.